Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizi takip eden arkadaşlar şu önümüzdeki ekrana zaten vakıf. Vakıf olmayan arkadaşlarım da bu Python ile yapay zeka serisinin ilk videolarına bakmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü şu ana kadar çok güzel organize bir notebook hazırladık. Ön hazırlığımızı nasıl yapacağımızı gördük. Google Collab'in ne olduğunu gördük. Google Collab'in ne kadar kuvvetli olduğunu ve her şeyin değişmek üzere olduğunu gördük ve değişti arkadaşlar. Biz bu videoyu çekene kadar gördüğünüz gibi şu sağ üst köşede Collab AI geldi bile. Şu an sadece İngilizce çalışıyor, kısıtlı çalışıyor ama yarın öbür gün bu Collab'ler, yani gerçekten Google Collab ayrı bir yere gelecek. Bunu tekrar hatırlatayım. Biz şimdi en son derste OpenAI sitesine gittik. API key'imizi aldık. Kısa da bir baktık OpenAI web sitesine, API kısmına. Daha sonra geldik ve arkadaşlar şurada Google Collab içerisinde OpenAI API key'imizi güvenli bir şekilde kaydettik. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra çok enteresan işler yapacağız. Size garanti verebilirim. Basit LLM modelleriyle çalışmaya başlayacağız. Bu arada kullanımı basit. Kendisi basit değil. Çok yetenekli yapılar. Ama devamında chat modellerine bakacağız bu konu içerisinde ve kendi ön yüzlerimizi yapmaya başlayacağız. Ama arada konuya vakıf olmak için bu yapay zeka promptlarını, işte bu sistem mesajları anlamak için de bundan sonraki videoda yine OpenAI sitesine zıplayacağız ve Playground'a bakacağız. Eğer kanala kaydolmadıysanız mutlaka kaydolun. Gerçekten çok enteresan videolar geliyor. Hakikaten çok enteresan işler yapacağız. İnsanın hayatına renk katıp hayatını değiştirebilecek seviyede İşler yapacağımızın garantisini veriyorum. Peki biz şimdi ne yapacağız? Hocam kısa kes derseniz. Öncelikle LangChain üzerinden basit modellere bakacağız. Dediğim gibi ismi basit. Kendisi çok yetenekli. Bunun içerisinde basit LLM'lere bakacağız. Bu modellere. Chat modellerine bakacağız. Ve devamında da embedding olaylarına bakacağız. Neymiş bu vektör database'ler? Nasıl ek kabiliyetler katabiliriz? Eğer kafanızda şöyle bir soru varsa, İyi de hocam zaten OpenAI'nin kendi SDK'sı var. Python'da benzer SDK'lar var. Google Cloud tarafında kendi SDK'sı var diyorsanız şiddetle şuradaki videoyu izlemenizi, daha doğrusu iki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bizim amacımız bu mevcut modelleri birleştirip enteresan işler yapmak ya da mevcut modele ek yetenekler ve kabiliyetler katmak. Dolayısıyla gelin hızlı bir başlangıç yapalım. Arkadaşlar biz şimdi basit LLM modellerinden başlıyoruz. Şuradan zaten içindekiler bölümünden tıklayarak gelebiliriz. Çok uzun bir ders olmayacak kodlama tarafı yalnız. Bundan önceki dersleri takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Eğer direkt bu videoya geldiyseniz özellikle bu Google Collab ile alakalı videoyu ve devamında OpenAI ile işte API key almayı bilmiyorsanız o videoyu izlemenize büyük fayda var arkadaşlar. O zaman şu ekran size çok daha anlamlı gelecek. Dersleri takip eden arkadaşlar biliyorlar, diğer videoları izleyen arkadaşlar. Biz belli bir müddet ki şu anki mevcut arkadaşlar Google Collab'in resmi dokümantasyona göre işte 12 saat içerisinde kullanmazsak işte 12 saatten sonra arka plandaki şu bize tahsis ettiği Python 3 makinesini kapatıyor. Dolayısıyla bizim sonradan yüklediğimiz kütüphaneler gibi durumda OpenAI'nin kütüphanesi ve LangChain arka tarafta puf oluyor, yani kayboluyor. Bunu tekrar yüklememiz lazım. Bunu eski derslerimizde konuştuk zaten. Dolayısıyla ben şu ön hazırlık ve gerekli kütüphanelerin yüklenmesi bölümüne tekrar geleceğim. Ve burada şu komutumu çalıştıracağım. Bu komut terminal üzerinden çalışıyor. Öncelikle şu alanda bir requirements.txt dosyası yaratacağım. Daha sonra da bu kütüphaneleri içerisine kaydedeceğim. Gönderdim. Bakın şurayı da refresh ettiğim zaman requirements.txt dosyası geldi. Bunu iki kere tıklarsam, çift tıklarsam gördüğünüz gibi aslında burada çok basit birkaç terminal komutuyla şuradaki kütüphaneleri buraya koyduk. Neden koyduk? Çünkü tek tıkta buraya pip install requirements.txt-q diyerek, -q yazmamın sebebi çok fazla output almak istemiyorum notebook'umda. Tıkladığımda arkadaşlar bu kütüphaneleri tekrar yüklemiş olacağız. Yeşili aldık. Pip install'la biz buradaki bütün kütüphaneleri yükledik. Hemen hızlı bir şekilde best practice olarak Python kodumuzu hücremizin içerisinde çalıştıralım. OpenAI ve LangChain kütüphanelerimizi aldık. Tekrar ben bunu tıkladığımda ve yeşil aldığımda gördüğünüz gibi biraz yukarı geleyim. Kütüphanelerim yüklenmiş. Artık ben burayı kapatıyorum. Ve basit LLM modelleriyle çalışma kısmına geliyorum. Bu derste
basit LLM'den giriş yapacağız. Ama bu basit LLM modelleriyle çalışma başlığımız altında ben chat modellerine ve hızlıca bu embedding'e bakmak istiyorum. Chat modellerinin zaten ne olduğunu ChatGPT kullanan arkadaşlar biliyorlar. Detaylı bakacağız. Bu derste bir de embedding'e hemen kısaca değineyim. Biz doküman vermek istediğimiz zaman bunları vektörize etmemiz lazım. Hem hızlandırmamız lazım hem de yapay zekanın bunu anlayacağı hale sokmamız lazım. Burada işte bu vektör database'leri nedir? Bunlara kısa bir giriş yapacağız ve çok basit bir uygulama yapacağız. Basit LLM'lere geldiğimiz zaman ismi basit olsa da söylediğim gibi videonun başında kullanımı basit aslında. Çünkü buradaki bütün olay sizin promptunuzla alakalı ve arka planda kullanacağınız modelin gücüyle alakalı. Yani sadece bu basit LLM'ler üzerinden bile gerçekten güçlü uygulamalar çıkartabilirsiniz. Şimdi eğer kafanıza şöyle bir soru varsa neden abi yani neden ben? Zaten OpenAI'nin SDK'sı var Python'da yani Google Cloud tarafında var. Neden LangChain'i kullanacağım diyorsanız şiddetle şu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Basit LLM'ler ne peki? Bu bizim A şıkkında bahsettiğimiz. Bir metin girdisi gönderiyorum ve bir metin çıktısı alıyorum. Aslında bu kadar basit. Yani mantığı da basit. Burada tamamen sizin göndereceğiniz prompt, kullanacağınız model bu işi aslında çok da kompleks yapıyor yeteneklerini. Bir de şu konu çok önemli. Hemen hızlı bir yan not geçmek istiyorum. Artık hem Google Cloud hem OpenAI tarafında mevcut modelleri ki ilk derslerimizde bunları konuştuk. Hem fine tune edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Ayarlayabiliyorsunuz. Hem de kendi modellerinizi eğitebiliyorsunuz mevcut modeller üzerinden. Bu da şu anlama geliyor. Daha az token'la daha verimli arkadaşlar output'lar, çıktılar alabiliyorsunuz. Geçen derslerimizi takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bizim ana maliyet kalemimiz bu mevcut yapay zeka modellerini kullanırken token'lar zaten ana sınırımızda. En büyük limitimiz de bu token'lar. Dolayısıyla fine tune edip ya da kendi modelinizi eğittiğinizde çok daha az kısa prompt'lar ya da çok daha az token'la çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bunu peki burada neden söylüyorum? İşte OpenAI'ın ben burada LangChain üzerinden kütüphanesini kullanıyorum. İşte LangChain üzerinden kullanmamın sebeplerinden bir tanesi. Çünkü bu sisteme geçtiğim zaman bu modifiye edilmiş, ayarlanmış ya da kendimiz tarafından train edilmiş modelleri çok daha verimli ve entegre şekilde çalıştırabiliyoruz. Burada bahsedeceğimiz biz OpenAI üzerinden gideceğiz bu videoda. Aslında OpenAI'nin kendi SDK'sı üzerine yazılmış arkadaşlar bir wrapper yani bir sınıf diyeyim öyle söyleyeyim. Aslında arka tarafta biz OpenAI tarafını kullanıyoruz. Buradaki kodda zaten her şey çok açık. Şu kısmı anlamıyorsanız Google Colab ile alakalı videomu izlemenize büyük fayda var. Ben burada Google'la gelen bu Colab notebooklarla alakalı kütüphaneyi çekiyorum ve user data kısmını alıyorum. Neden bunu alıyorum? Şu sol tarafa arkadaşlar gelirseniz ve anahtar simgesine tıklarsanız biz bir önceki derste zaten OpenAI sayfasına girip API key oluşturup buraya güvenli bir şekilde bu API key'imizi kaydettik. Dolayısıyla burayı kapatıyorum. Daha geniş alanımız olsun. Benim OpenAI API key'imi işte oradaki alandan güvenli bir şekilde alıp kendi ön hafızama almam lazım. Daha sonra yapmam gereken tek şey arkadaşlar LLM eşittir deyip ki buradaki değişken ismini istediğinizi verebilirsiniz. Şuradan aldığım OpenAI sınıfına API key'imi kullanmak istediğim modeli ve diğer parametreleri verip LLM'imi çalıştırmak. Bunu bir çalıştıralım. Geldim. Bir print dedim. Ben zaten şu an makineye bağlıyım. Eğer uzun süredir yeni açtıysanız muhtemelen zaten kütüphaneleri çekerken bağlanmışsınızdır. Eğer videonun direkt bu kısmına geldiyseniz de kütüphaneleri yüklemeniz lazım. Zaten notebook'un üstünde de var. Gördüğünüz gibi ben print LLM dediğimde bana bazı parametreler verdi. Bu çıktı bize neyi ifade ediyor? Aslında burada verdiğim parametreler ek olarak kendi parametreler verdi. Burada zaten ben notebook'um içerisinde parametrelerin daha güzel pretty print edilmiş hali koydum. Model name'im, temperature'ım arkadaşlar, tabi ve bu gibi değerler var. Bunlar ne demek? Şimdi bizim için burada en önemlileri ben söyleyeyim arkadaşlar. Model ismi zaten vermeden çalıştıramayız. Temperature dediğimiz olay ve bence arkadaşlar max token önemli ve ilerleyen derslerimizde şunu vermemiz lazım. Max retrace kısmı. Gelin hızlıca bunlara bakalım. Ben zaten hepsinin açıklamasını ChatGPT'ye yazdırdım. API key zaten bahsettik. API key'imiz. Modelimizde burada Text DaVinci 0.03'ü kullanıyoruz ama kullandığınız LLM
ile alakalı modellere ilgili el elemin dokümantasyonlara ulaşabilirsiniz ve buradan modelinizi belirtebilirsiniz. Temperature kısmı çok önemli. Aslında bu değer ne kadar sallayacağını belirliyor bizim yapay zeka modelimizin. Eğer en doğru, en böyle katı ve net cevapları almak istiyorsak bu temperature'ı sıfır yapacağız. Bu temperature değeri arttıkça arkadaşlar sallama ihtimali artıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Bu da lazım bazı aplikasyonlarda. Çünkü mesela örnek veriyorum. Yeri gelince öyle bir aplikasyon yapacaksınız ki mesela metin yazdıracaksınız. Bir hikaye yazdıracaksınız. Burada biraz yaratıcılığın daha böyle serbest bırakılması gerektiği konularda bu temperature'ı yüksek tutabilirsiniz. Max tokens kısmını zaten detaylı konuştuk. Bu modelin üretebileceği maksimum token kelime veya kelime parçalarını belirliyor. Bir sonraki derste zaten OpenAI'nin kendi sayfasında, API ile alakalı sayfasında bu playground'a baktığımız zaman bu olaylar gerçekten bizim için çok netleşecek. Benim için önemli olan ve vurgulamak istediğim de max retries. Bu bir isteğin başarısız olması durumunda maksimum yeniden deneme sayısını belirtir. Şimdi mesela ben bunu 5'te yapabilirim, 3'te yapabilirim ama özellikle chaining gibi kısımlara, işte bu zincirleme kısımlarına girdiğimizde, bu chat olaylarına girdiğimizde arka tarafta biz bu max retries'i kısıtlamazsak bize her defasında token harcayacağı için arkadaşlar ciddi maliyetler çıkabilir. O yüzden burası da önemli. Gelin şimdi basit bir sorgu atalım. Zaten çok fazla konuştuk. Basit sorguyu atınca zaten kafamızda birçok şey netleşecek. Hemen yukarıdan kodumuzu kopyalayalım. El elemimizi oluşturmamız lazım arkadaşlar. Şöyle çekelim. Ctrl-C diyeyim. Ctrl-V diyeyim. Ben burada tekrar düzenli olması için kütüphaneleri tekrar çekiyorum. OpenAI API key'imi biraz önce gösterdiğim yerden çekiyorum. Ve el elemimi oluşturuyorum arkadaşlar. El elemim burada dursun. Eğer authentication ile alakalı bir sıkıntı yaşarsanız, mesela API key'iniz yanlış ya da bazı işte limitler var, kredi kartı bilgilerinizde sıkıntı var vesaire. Bu kısımda hata almıyorsunuz şu an mevcut API'da, OpenAI API'ında el elemlerde. Birazdan sorgu atarken karşılaşacaksınız. O yüzden o zaman authentication error, error code 401 ile karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Başka bir sıkıntı, eğer orada limitler vardı, OpenAI sayfasına bakarken bunu konuştuk. O limitleri aştıysanız ya da işte ücretsiz kredi oluyor bazı hesaplarda, ücretsiz kredi kullanıyorsanız vesaire, rate time limit error alıp bununla birlikte işte mevcut kotayı aştığınız gibi hatalar alırsınız. Yılmayın, devam edin arkadaşlar. Bunu çalıştırdık, yeşili aldık. Şimdi hemen ben buradan çok vakit almadan örnek bir sorumu yazayım arkadaşlar. Hemen kopyalayacağım ve yapıştıracağım. İlk sorum, iklim değişikliği hakkında bilgi verir misin? Aslında bundan sonra yapmam gereken tek şey, bir tane işte değişken yaratıyorum, cevap değişkeni. LLM parantez içerisinde soru dediğim zaman ve cevabı yazdırdığım zaman arkadaşlar muhtemelen birazcık vakit alacak ve şurada play tuşuna bastığım zaman çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi ilk cevabımı aldım. Yalnız ben burayı seçeyim, bunun altına birkaç tane kod ekleyeyim ki kafamız karışmasın. Alttaki diğer dersimizle alakalı iklim değişikliği vesaire demiş. Şimdi bunu ben magic comment'lerle, bunları da konuşmuştuk arkadaşlar önceki derslerimizde. Eğer PyCat diye bir magic comment'imiz var. Başına yüzde işareti getirdim Google Colab'de ve PyCat deyip bu cevabı yazdırırsam ve bu hücreyi çalıştırırsam gördüğünüz gibi yan tarafa çok güzel geldi. İklim değişikliği atmosferimizdeki küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan dünya çapında küresel iklim sisteminde meydana gelen vesaire. Gördüğünüz gibi biz Text DaVinci 3 modelimiz üzerinden langchain.llms.openai'dan import ettiğimiz OpenAI sınıfı ile parametrelerimizi verdikten sonra cevabımızı aldık. Burada arkadaşlar eğer ben max token'ı mesela 2048 yaparsam ve burada da sorumu değiştirirsem, mesela sen bir akademisyen, inşallah doğru yazıyorum, ve çok iyi bir iklim bilimcisin dersem, bunu bu arada ben 3 tane tırnak işareti yapacağım, 6 alacağım. Bu hareketleri bildiğinizi düşünüyorum. Sen bir akademisyen ve çok iyi bir iklim bilincisin deyip
2048 yaptım Max okuma. Verir misin dediğimde, tekrar cevabı yazdırdığımda gördüğünüz gibi yine farklı bir cevap aldım. Paket cevap diyeyim. Buraya ikinci bir yardım sekmesi açılacak. Çok değişmedi ama bunun sebebi tabii arka planda kullandığımız model. Bu model mesela, bu modelin fiyatı daha ucuz an itibariyle. Ama chat tarafına girdiğimiz zaman işte 3.5 turboyu kullanacağız. O zaman bu mesela hareketler çok daha etki edecek. Gördüğünüz gibi sorularımı değiştirip biraz daha uzadı sanki cevap. Farklı cevaplar alabilirim. Yapay zeka modelleriyle alakalı bir şey. Bir soruyu her sorduğunuzda farklı cevap alacaksınız. Detayına şimdi girmiyorum. Bu gayet basit bir kullanım. Ama burada asıl cevabını vermek istediğimiz soru şu. Hemen buraya bir tane text ekleyeyim. Peki bu işin bize maliyeti kaç token'dı? Orada da aslında çok basit bir hareket var. İşte bu Lang Chain'e gelen kütüphaneler sayesinde yapmam gereken tek şey LLM. LLM'i şurada oluşturmuştuk bakın. LLM nokta get, hop yazamadım. Get num tokens geldi zaten deyip buraya neyi vereceğim? Sorumu vereceğim arkadaşlar. Ve benden soruyu göndermeden bu sorunun bana maliyetinin kaç token olduğunu hemen görebileceğim. Play'e bastım ve 46 tokenmiş. Gördüğünüz gibi ben şu soruyu tekrar değiştirirsem, şunu şu an cevabı almayacağım. Play'e basacağım. Gördüğünüz gibi şuna da geleyim. Şuradan bir alta, bir iki alta taşıyayım. Şu an sorum değişti. Daha da kısaldı. Bunu tıklarsam şu an herhalde 20 küsur alırım. 25 aldım. Ve tekrar şunları mesela alıp şuraya çalıştırabilirim. Yani şimdi ne oldu? Önden ben birazcık maliyetim konusunda fikrim oldu ki zaten OpenAI'nin kendi örnek dokümanlarında ve Stack Overflow'da yüzlerce zaten örnek var. Bunun üzerinden maliyet hesaplaması yapmanızın da önü açık. Şimdi tekrar bu 25 token'dan oluşan, karakter diyordum az kalsın, onların hepsini konuştuk eski videolarımızda. 25 token'dan oluşan sorumun cevabını tekrar aldım. Üçüncüsünü aldım. Peki başka neler yapabiliyoruz? Birden fazla sorgu içeriği yapabiliyoruz arkadaşlar. Onu da buraya koyayım. Bir tane başlık açalım. Aktif hücremin altına metin ekledim ve buraya Markdown diliyle heading 3 ekledim ve birden sorguyu nasıl yapacağız? Şimdi ona bakalım. Aslında bu çok basit. Sadece yapmam gereken output eşittir deyip LLM bu sefer generate'i getireceğim arkadaşlar. Generate dedikten sonra parantezimizin içerisinde sorularımı içeren, bunu copy paste yapacağım. Bir liste yapısı koydum. Zaten metodumu parantezini açtım. İçerisine de 1, 2, 3 sorudan oluşan çoklu promptumu gönderdim. Ve yapmam gereken tek şey artık bunu çalıştırmak. Shift Enter ya da buraya basarak çalıştırabilirim. Ama burada işte çoklu output'ta eğer ben text almak istiyorsam, bakın şuraya ben bir output'u yazdırayım. Gördüğünüz gibi bize generations geldi. LLM result dedi, generations dedi ve böyle bir yapı verdi. Eğer ben bunlardan ilkinin cevabını almak istiyorsam yapmam gereken tek şey output nokta generations yapıp ilk listedeki, yani ilk sorunun cevabını alıp yine bir liste yapısı döndürecek. Bakın liste yapısı içerisinde liste yapısı karışık ama bunu zaten çok kullanacağınızı düşünmüyorum. Farklı yollarını da göreceğiz. O listenin içerisindeki ilk generation'ı alabilirim. Gördüğünüz gibi geldi. İçerisindeki text'i almak için de nokta text dersem arkadaşlar ve tekrar play'e basarsam ya da shift enter'a basarsam Ankara is the capital of Turkey dedi. İkinci elemanı almak istersem listede tabii bir koyacağım, tabii index sonuncusunu aldım arkadaşlar, bir koyacağım. Pi sayısının kaçtır cevabını aldım ve en sonunu almak istiyorsan eksi bir yapacağım, iki yapmayacağım sonuncu almak için. Buna tabii şöyle bir şey yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Birden fazla soruya da şöyle bir loop yazıp işte output generations'ın içerisindeki, yani şöyle göstereyim, output'un içerisindeki generation'da arkadaşlar bir for loop attım. Şuraya tab koymam lazım. Play dediğimde bunu alıyorum. Bunun farklı bir kullanımı daha var. Mesela multiple, bir sorudan multiple output alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Output multiple dedim, çoklu. LLM generate dedim. Aslında şuradaki yapının aynısını kullandım. Gördüğünüz gibi
Yine bir liste yapısı içerisine tek bir soru sordum. Pizza restoranı için bir isim önerisi dedim ve bunu 3 ile çarptım. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda bakın gördüğünüz gibi 3 geldi. Bunun altına ben 2 tane daha kod hücresi ekleyeyim. Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim yine. Şunu alayım. Aynı for loop'u bu sefer output değil de output multiple demişim neyse. Output multiple, multiple yazmak istemişim. Nokta generations'ın içerisinde her bir gelen sonucun text içeriğini yazdırayım. Gördüğünüz gibi pizza del luna, pizza palazzo, pizza pieza. Mesela şöyle diyeyim ya. Langchain YouTube videosu. Şunu bu sefer multiple yapacağım ya. Düzgün dursun. Şunu da multiple yapacağım. Şunu da multiple yapacağım. Tekrar çalıştırıyorum. Ve bir kere daha multiple'ın içerisine aldığım zaman Langchain dili değiştirir, dünyayı dönüştürür. İyiymiş ya, bunu mu yapsaydık? Eylem için blockchain. Yanlış anladı. O da sebebi de bizim aslında burada çok basit bir model kullanıyor olmamız. Bunların hepsini zaten geliştireceğiz. Böylece çok soft bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki derste arkadaşlar, bu dersi bence burada bitirelim. Bundan sonraki derste chat modelleri üzerinden gideceğiz ama bu konu birazcık karışık. O yüzden önümüzdeki derste OpenAI'ın Playground'ı üzerinden birkaç deneme yapalım. Önümüzdeki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.